Videoya başlamadan önce videonun kapak fotoğrafı için fotoğraf çekmeye çalıştığımdan dolayı şu an yanaklarım ağrıyor gülümsemekten. Selamlar canlarım. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Bu gömlekle ilgili çok değişik düşünceler içerisindeyim şu an. Kollarını çok seviyorum ama şu alt kısmı nedense bana çok bol gibi geliyor. Burayı da düğmelediğim zaman daha tuhaf oluyor. Dur. Neyse ama yine de sevdim. Rengi falan hoşuma gitti. Evet, geçtiğimiz 2 hafta benim için çok yoğundu. Vize ve ödev teslim tarihlerim hep geçtiğimiz hafta içerisindeydi. O yüzden hiç bilgisayar başından kalkmaya bile fırsatım olmadı. Aslında her ay böyle ufak tefek sizin de istediğiniz konularda sohbet ettiğim bir çay kahve sohbetleri video serisi olacaktı. Ve onu başlatmıştık. Birinci videosunu çekmiştim sadece. Ama üzerinden bayağı bir zaman geçti. İkincisini çekmeye anca fırsat bulabiliyorum, görüyorsunuz. Ve bu da Ramazan'a denk geldiği için bu bir çay kahve sohbeti olmayacak. Eğer iftardan sonraysa siz tabii çay kahvenizle bana eşlik edebilirsiniz. Son zamanlarda sizin en çok üzerinde sorular sorduğunuz veya videolarında şundan bahseder misin dediğiniz konulardan biraz bahsetmek istiyorum bu videoda. Instagram'da bir story paylaşıp nelerden bahsetmemi istersiniz diye size de sormuştum. Şimdi biraz onların üzerinden gideceğim. Özellikle bu aralar en çok gelen soru Ramazan'ı nasıl değerlendireceksin? Nasıl bir ders çalışma, rutini seyretmeyi planlıyorsun gibi sorular. Ben normalde zaten akşamları, akşam yemeğinden sonra gece geç saatlere kadar çalışmayı seviyorum. Bu yüzden ders çalışma rutinimde pek bir değişiklik olmayacak. Yine aynı şekilde bunu sürdürmeyi düşünüyorum. Sizden gündüzleri çalışan ve nasıl bir ders çalışma planı yapmalıyım, kendime programı yapmalıyım diye düşünenleriniz varsa şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer gece geç saate kadar mesela uyanık kalamıyorsanız sahura uyandıktan sonra sabah erken saatlerde hem ortamın sessiz olduğu, evin sessiz olduğu saatlerde, sosyal medyanın gün içerisinde olduğu kadar yoğun olmadığı saatlerde, havanın da nispeten daha serin olduğu saatlerde çalışabilirsiniz. Günün en verimli vaktinin aslında bu sabahın erken saatleri olduğunu düşünüyorum. Ama ben o saatlerde pek çalışamıyorum yani. Eğer iftar sahur arasında çalışmayı düşünüyorsanız ama böyle üzerinize bir ağırlık çöküyorsa özellikle yemekten sonra şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Son zamanlarda yüksek masalarda ayakta çalışmanın verimliliği biraz daha arttırdığından bahsediliyor. Siz de mutlaka duymuşsunuzdur. İşte yemekten sonraki 1-2 saat boyunca böyle kendinize yüksek bir belki bir tezgah olabilir ya da masanızın üzerine böyle bir şeyler koyup bilgisayarınızı kendi göz seviyenize çıkartabilirsiniz. Yemekten sonraki birkaç saat boyunca ayakta çalışırsanız üzerinize o yemek sonrası ağırlığı çökmemiş olur. Veya böyle bir masa gibi bir şey kurmak istemiyorsanız da ayakta belki evin içinde turlayarak çalışabileceğiniz konuları tekrar edebilirsiniz. Ezber yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyordum mesela. Defterimi elime alıp notlarımı evin içerisinde gezinerek ezberliyordum. Siz de böyle çalışabilirsiniz. Şu tarz sorular bana çok uzun zamandır çok geliyor ve üzerinde hiç konuşmadım gerçekten. Bu videoda biraz bahsetmek istiyorum. Cilt bakımıyla alakalı çok soru gelmeye başladı. Çünkü ben de fark ediyorum önceki videolara göre cildimde bir gelişme söz konusu. Şimdi öncelikle ben kendi cilt tipimden biraz da bahsetmek istiyorum. Çok problemli bir cildim olduğunu söylemem mümkün. Akne problemi yaşıyorum ve bununla ilgili kullandığım ürünlerden dolayı da cilt bariyerim aslında biraz zayıf. Özellikle yanaklarımda çok kuruluk oluyor. Hem akneyle baş edebilecek hem de cildimin nemini kaybetmemesini sağlayacak ürünler kullanmam gerekiyor veya o nemi geri kazandıracak ürünler kullanmam gerekiyor. Bu rutinimde ki ürünlerde genellikle bu tarz ürünler. Maskeyi kullanmaya başladığımızdan beri bu çene ve yanak bölgemde akne problemimin biraz daha artmaya başladığını fark etmiştim. Bu da tabii ki gün içerisindeki ter, yağlanma gibi şeylerden dolayı olduğunu düşündüğüm için cilt bakım rutinimin cilt temizliği aşamasında biraz daha fazla önem vermeye başlamıştım. Son bir aydır kullandığım ve derinlemesine temizlememe çok faydası olan bir üründen bahsetmek istiyorum sizlere. Foreo bana Bulunamin 3 ürününü gönderdi. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi bir aydır bu ürünü her gün kullanıyorum ve özellikle burun ve çene bölgemi benim en problemli bölgelerimi pürüzsüz hale getirmekte. Bunun çok faydasını gördüm. Ön tarafında daha yumuşak ve ince uçlar var. Arka tarafında da biraz daha kalın. Daha yağlanmaya müsait olan özellikle T bölgesi gibi bölgelerde tavsiye ediliyor. Ben de burun ve çene bölgemi genellikle bu arka tarafını kullanarak temizliyorum. Kullandığım yüz temizleme jeli bu Cosrx'in salisilik asitli olan temizleyicisi. Bundan da çok memnunum. Zaten neredeyse sonuna geldim.
Bu videoda bahsettiğim bütün ürünlerin isimlerini ve Foreo Luna Mini 3'e ulaşabileceğiniz bağlantıyı videonun açıklamalar kısmına ve kartlara ekliyorum. Oralardan göz atabilirsiniz. Bu ürünle beraber partikül içermeyen temizleyiciler kullanmanız gerekiyor. Zaten gerek de yok yani. O pürüzleri ortadan kaldırmada tamamen tek başına yeterli olan bir ürün. Tabii ki akşamları gün içerisinde makyaj yaptıysam makyajımı güzel bir şekilde yağ bazlı bir temizleyiciyle temizledikten sonra Foreo ve diğer su bazlı olan yüz temizleyicimi kullanıyorum. Foreo'nun ürünlerini eşleştirebileceğiniz bir uygulaması var ve size cildinizi temizlerken rehberlik ediyor. Kendiniz yüzünüzü temizlerken kendi cilt tipinize göre veya ihtiyacınıza göre yüzün hangi bölgesine ne kadar vakit ayırmak istediğinizi ve titreşim seviyesinin ne olmasını istediğinizi bu uygulamadaki ayarlar kısmından seçebiliyorsunuz. Temizlemeye başla dediğinizde çalışmaya başlıyor. 10 saniye geçtikten sonra ufak bir süre, bir saniyeliğine duraksıyor. Siz de yanağınıza geçmek istediğinizi anlıyorsunuz. Onun dışında da bir ayna özelliği var. O ayna özelliğiyle birlikte başladığınızda yukarıda alın diye mesela yazıyor ve siz o sırada alnınızı temizlemeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Daha sonra bu sürede olduğunda yanaklar yazıyor. Yanaklarınıza geçiyorsunuz vesaire. Geçenlerde izlediğim bir TikTok'ta bir dermatolog aktif madde içeren, mesela asit içeren cilt temizleyicilerinin aslında lanse edildiği kadar etkisini görmememizin sebebini, bizim cildimizi temizleme yöntemimizin yanlış olması olduğunu söylüyordu. Ben de açıkça söylemek gerekirse o videoyu izledikten sonra gerçekten cildimi yanlış bir şekilde temizlediğimi fark ettim. Yüz temizleyicimi alıp bir 30 saniye kadar yüzüme gelişigüzel sürüp sonra da yıkıyordum. Böyle olduğunda oradan da öğrendiğime göre yüz temizleyicinin içerisindeki maddelerin aslında çok fazla faydasını görmüyormuşuz. Cildimi doğru şekilde temizlemeyi öğrenme sürecinde de bu ürünün çok faydasını gördüm. Benim ortaokul yıllarından itibaren akne problemiyle savaşmamın getirdiği bazı lekeler var yüzümde. Onun için de Pure Solutions'ın bu Arbutin ve Hyaluron asit içeren serumunu kullanıyorum. Bundan da oldukça memnunum. Yalnız rutininize biraz daha aralıklı olarak dahil etmeniz gerekiyor bence. Aslında kullanma talimatında her gün 2 defa sabah akşam olmak üzere kullanabileceğinizi söylüyor. Ben zaten normalde bir ürünü rutinime dahil ettiğimde biraz daha kullanma talimatından daha aralıklı olarak dahil etmeye çalışıyorum. Bunu da günde 1 kere kullanmaya başlamıştım. Ama böyle burnumda falan biraz sivilcelenmeye sebep oldu. O yüzden artık sadece yanaklarım için kullanıyorum şu anda. Lekelerim zaten daha çok o bölgelerde yoğun. Biraz daha cildim alışmaya başladıkça da günde 2 defayı çıkartmayı düşünüyorum. Özellikle dokusunu çok seviyorum. Emildikten sonra gerçekten yüzü kadife gibi bırakıyor. Yine aynı şey bu yüz temizleyici için de geçerli. Kullandıktan sonra gerçekten cildin gıcır gıcır böyle temizlendiğini hissediyorsunuz. Ve cildiniz kadife gibi oluyor. Nemlendirici olarak daha uygun fiyatlı nemlendiriciler tavsiye ediyorum. Çünkü gün içerisinde özellikle abdest aldıkça yenilemem gerekiyor. Bu Simple'ın nemlendiricisinden çok memnunum. Serum ve geceleri de akne için ürünler kullandığımdan dolayı nemlendirici için biraz daha yatıştırıcı ve çok fazla aktif madde içermeyen, biraz da dediğim gibi uygun fiyatlı ürünler tercih etmeye çalışıyorum. Akşamları cildim iyice nemlendikten sonra yatmadan önce de akne için benzoik asit içeren bir krem kullanıyorum. Bunu doktorunuza danışarak kullanmanızı tavsiye ederim. O yüzden şu an ismini vesaire vermeyeceğim o kremimin. Bu cilt bakım rutinini gerçekten benim için 1 seneden fazladır bunu takip ediyorum. Birkaç ufak ürün değişikliği dışında çok faydasını gördüm. Şu anda yüzümde hiçbir aktif sivilce yok. Bu özellikle bir hap vesaire kullanmadığım bir dönemde benim için mucize gibi. Çok memnunum ben şu anda halimden. Uzun uzun konuştuktan sonra bir başka konuya geçelim. Dil öğrenmeyle alakalı, yabancı dil için kendini geliştirmek isteyenlere nasıl tavsiyeler verirsin gibi sorular çok geliyor. Ben bunun için bu alanda açıkçası çok profesyonel olmadığım ve çok da fazla dil öğrenme sürecini planlı programlı bir şekilde şimdiye kadar yürütmediğim için bu konuda benim çok fazla tavsiyem yok. Ama size bir Instagram hesabı tavsiye edeceğim. Dil öğrenme konusunda çok güzel tavsiyeleri olan ve 8 dil bilen Mustafa Erdoğan'ın hesabını tavsiye edeceğim. Turkish Polyglot hesabının ismi, yana da yazacağım. Instagram'da ben takip ediyorum ve gerçekten tavsiyelerini çok yararlı buluyorum. Şunu yapmanızın sizin için faydası olur dediği şeyler.
şeyleri gerçekten de kendim geriye dönüp baktığımda, bunları yaptığımda dil öğrenme sürecinde biraz daha hızlı ilerlediğimi fark ediyorum. O yüzden siz de oradaki tavsiyeleri dikkate alırsanız belki bu süreci biraz daha kolay bir şekilde geçirebilirsiniz. Ben de biliyorsunuz İngilizce dışında başka bir yabancı dil öğrenmek istiyordum. Şu anda kendi öğrenmek istediğim dillerle ilgili kulak aşinalığı olması açısından dizi filmler izliyorum. Bu bahsettiğim hesapta da mesela geçenlerde bu tarz bir tavsiyeyi içeren bir paylaşım görmüştüm. En çok tavsiye edebileceğim şey, zaten burada da bunu gördüğümde çok hak vermiştim, dil öğrenmenin temelinin dinlemek olduğundan bahsediyor. İnsanlık tarihinin çok büyük bölümünde yazı yoktu. Sonradan icat edildi. Hepimiz ana dilimizi dinleyerek öğrendik. Yani insan beyni dili dinleyerek öğrenmeye koşullanmış. Daha sonrasında o dili konuşmaya başlama aşamasına gelindiğinde bu şekilde kulak aşinalığı olduğu için hangi kelimeyi nasıl çıkarmamız gerektiğini veya cümlenin neresinde vurgu yapmamız gerektiğini daha kolay algıladığımızı düşünüyorum. O yüzden ben dil çalışırken genellikle gramer çalışma ya da başına oturup çalışma gibi değil, bu tarz kaynaklardan faydalanmayı daha ön planda tutuyorum. Onun dışında bu hesapta şu şekilde mesela herhangi bir dil öğrenmek istiyorsanız bu dilde videolar çeken YouTube kanalları gibi tavsiyeler de var. Dediğim gibi bu hesabı bir göz atın. Ben çünkü oradan yararlanıyorum genelde. Kendi başıma tavsiye verebileceğim bir konu değil dediğim gibi. Kendim çünkü bu alanda, dil öğrenme alanında hani profesyonel biri falan değilim. Kendim de çok başarılı da değilim. O yüzden sizi uzmanına yönlendireyim. Biraz da sizin yine üzerinde çok bahsetmemi istediğiniz son zamanlarda okuduğum kitaplar, izlediğim dizi ve filmler, bunlardan bahsetmek istiyorum size. Çünkü bu yılın başından beri gerçekten telefona ayırdığım süreyi azaltıp biraz daha kitap, izlemek istediğim dizi filmlere, animelere vakit ayırmaya başladım ve bundan dolayı da kendimle gurur duyuyorum. Bu senenin başından beri 2 tane kitap bitirdim. Şu anda da bir tanesinin yarısındayım. Gerçekten bu benim için çok gururlandırıcı bir şey. Instagram'da takip ettiğim birçok kişinin işte yıl başladığından beri 10 kitap okudum, 20 kitap okudum gibi şeylerini görüyorum. Ama ben şu an 2 kitap okumuş olmamdan, bu ilerlemeyi kaydetmemden gerçekten çok memnunum. Yılın başında okumakta olduğum kitap bu Sırça Fanus kitabıydı. Ve gerçekten çok beğendim. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer motivasyonunuzun düşük olduğu bir dönemdeyseniz, eğitimin gerekliliğini sorgulamaya başladığınız bir dönemdeyseniz, özellikle de online eğitimin artık bizi biraz sıkmaya başladığı bir süreçte, bu kitabı okumanızı tavsiye etmem. Çünkü bu hislerinizi arşa çıkartacağını düşünüyorum. Ben de böyle bir dönemden geçtiğim için o sırada final haftasında okuyordum bu kitabı ve böyle artık o finallerin getirdiği bıkkınlıkla bu kitabın ana karakteriyle gerçekten kendimi çok özdeşleştirdim. Ve şu anda da ben bildiğiniz gibi yüksek lisansımın ilk dönemindeyim. Yeni bir alanda uzmanlaşmaya çalışıyorum ve herkes de olduğu gibi, bütün öğrenciler de olduğu gibi bende de tereddütler ve biraz motivasyon eksikliği mevcut. Bu kitap da bu tarz aslında endişelere parmak basmış yazar. Üniversiteden mezun olmaya yaklaşan ve alanıyla ilgili böyle tereddütler içerisinde olan, ne yapmak istediğini çok fazla bilmeyen bir ana karakter var. Onun hikayesini anlatıyor. Sonuna doğru biraz daha böyle karamsarlaşıyor kitap. Onun için ancak buna dayanabileceğinizi düşünüyorsanız, ruhsal olarak tahammül edebileceğinizi düşünüyorsanız okuyun. Ama yine de çok sevdim. İkinci kitap da bu kitaptı. Gerçekten son zamanlarda okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. Bu kitabı tamamen şu sebeple aldım. Çok sevdiğim bir şarkı var. Gangs of Youth'un Akili Calm Down şarkısından ilham alarak aldım. Açıkça söylemek gerekirse. Aslında ben böyle mitolojiye çok ilgi duyuyorum ama üzerinde hiç okuma yapmamıştım. Hiç mitolojiyle alakalı bir kitap okuduğumu hatırlamıyorum. Percy Jackson serisi hariç. Biraz daha bu konuda yeni kitaplar okumak istiyorum. Listemde birkaç tane başka kitap da var. Okudukça yine size yorumumu belirtirim. Bu kitabı çok sevdim gerçekten. Hem yazarın dili çok güzel ve zaten Akilius'a da bu şarkıdan dolayı böyle bir sempati beslediğimden dolayı kitabı daha bir severek okudum sanırım. Şu anda okuduğum kitap ise Murakami'nin Bu İmkansızın Şarkısı isimli kitabı. Murakami bir ara çok meşhurdu. Herkes okuyordu. Ben de o sıralar aslında okumak istemiştim ama kitabı okumayı beceremediğim için o dönemlerde bir türlü başlayamamıştım.
Şimdi daha yeni yeni Murakami'nin hani kitaplarını hangi sırayla okumalıyız, nasıl gitmeliyiz gibi bir araştırma yaptığımda bununla ilgili hazırlanmış çok güzel bir görsele rastlamıştım. Bulabilirsem onu da ekrana koyacağım. Ve İmkansız'ın şarkısını Murakami kitaplarını okumaya başlamak için uygun bir kitap olduğunu söylüyorlardı genel olarak. Ben bu kitabı birkaç yerden sipariş verdim internette ama bir türlü gelmedi. Sipariş verilebiliyordu yani stokta yok demiyordu ama sipariş verdikten sonra temin edilemedi deyip siparişimi iptal ediyorlardı. Ben de bu kitabı onun için gerçekten bir kitapçıya gidip aldım ve internetteki fiyatının iki katını ödedim. Ama yine de çok merak ettiğim bir kitap olduğu için yani o bedeli ödemeye razı geldim artık, yapacak bir şey yok. Şu anda daha kitabın başlarında sayılırım. Farklı bir dili var. Belki Japon edebiyatının farkından kaynaklanıyor da olabilir bu, bilmiyorum. Benim Japonya'ya, Japon kültürüne de biraz ilgim olduğu için şu anda kitap sürükleyici gidiyor diyebilirim. Tabii kitabın sonlarına doğru fikrim değişir mi bilmiyorum. Eğer böyle bu şekilde güzel giderse Murakami'nin de diğer kitaplarını okumayı düşünüyorum. Şimdi izlediklerime gelelim son zamanlarda. Bu senenin başında izlemeye başladığım dizi New Girl'du. Ne biçim söyledim? New Girl. Uzun zamandır böyle izlemek için eski tarz bir dizi arıyordum. Eski tarzdan kastım da bu Netflix dizileri gibi az bölümlü ve 50 dakika, 1 saatlik bölümleri olan diziler değil de biraz daha böyle Friends, How I Met Your Mother gibi daha kısa, daha çerezlik ve daha gündelik hayattan. Böyle çok fazla şu an günümüzde olan toplumsal olaylarla ilgili kamu spotu gibi konuları olmayan dizilerde. Ben bu tarz dizileri biraz daha hani dediğim gibi eski tarz diyorum ve biraz daha içten buluyorum. Daha çok seviyorum. Bu diziyi de çok sevdim. Özellikle yaşadıkları evin planı çok hoşuma gitti. Tam hayalimdeki ev. Şu anda da Netflix'teki Bold Type dizisini izliyorum. Ben bu tarz böyle chick flick tarzı kadın karakterlerin ön planda olduğu, onların arkadaşlıklarının ve ilişkilerinin ön planda olduğu dizileri, filmleri seviyorum. Bu dizinin hem iş hayatı, ilişkilerle ilgili daha eğlenceli bir yanı var. Hem de günümüzdeki toplumsal olayları ele alan düşündürücü bir yanı da var. Ben normalde bu ikinci kısmı pek sevmem. Özellikle Netflix dizilerinde böyle kamu spotu gibi ezberlenmiş gibi söylenen cümleleri görünce bunu biraz itici buluyorum. Ama bu dizide sevdim bu detayı. Çünkü olayların içerisinde güzel ve üzerinde düşünmeyi sağlayacak şekilde dahil edilmişti. Böyle benim Netflix'te izlediğim birkaç tane dizi var bu tarz. The Bold Type'a benzer. Onların yeni sezonu geldikçe böyle oturup bir iki günde falan bitiriyorum. Bu da öyle bir dizi. Hani çok aşırı tavsiye edeceğim bir şey değil ama boş vaktiniz varsa oturup izleyebileceğiniz bir dizi. Bir iki hafta kadar önce de Jujutsu Kaisen'in birinci sezonunu bitirdim. Ne zaman final yapmıştı? Zaten daha yeni final yaptı sayılır. Şu an tam olarak hatırlayamıyorum. Bu da son zamanlarda çok sevilen ve izlenilen bir animeydi. Uzun zamandır güncel olarak bir animeyi takip etmemiştim. Karakterleri çok sevdim. Özellikle Gojo ve Itadori'yi. Hay! Sensei! Hay! Yuji-kun! Thank you so much, best friend. Hora hora. Hora hora. Hora. Böyle ben şeyleri seviyorum. Karakterlerin hem ciddi böyle savaşçı hem de çok eğlenceli bir yanının olmasını seviyorum. Çok sevdiğim bir diğer karakter de sezon boyunca çok fazla öne çıkarılmadı. Sadece birkaç sahnede göründü ama sezon finalinde son sahnede değişik bir olay oldu ve ben ikinci sezonunda daha çok o karakterin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Spoiler verebilirim belki. O yüzden isterseniz bu kısmı geçin. Mei, böyle öne doğru örgüsü olan beyaz saçlı olan kız. Ben o kızı zaten ilk gördüğümde bayılmıştım. Verdiği hava çok hoşuma gitmişti. İnşallah ikinci sezonda daha çok görürüm. Onu biraz daha ön plana çıkaracaklarını düşündüğüm için ikinci sezonu merakla bekliyorum. Ben normalde böyle bitmeyen animelerin mangasını önden okumayı pek sevmem ama şu an aşırı merak içerisindeyim. Belki mangasını okuyabilirim. Sırf Mei'yi görmek için. Çok kısa bahsetmek istediğim, yine üzerine çok soru gelen bir konu daha var. O da yüksek lisansın nasıl gittiği ve bioinformatikten memnun olup olmadığım. Şu anda yüksek lisans, daha önce de bahsettiğim gibi, benim için çok yoğun geçiyor. Şu anda bioinformatik alanıyla aramızda bir aşk-nefret ilişkisi mevcut. Akademik çalışma yapma açısından bioinformatiği çok seviyorum ama şu anda aldığım dersleri
pek sevemiyorum. Yine de tabii ki bu alanda çalışmaya devam edebilmek için biraz dişimi sıkıp bu derslerden geçmeye çalışıyorum şu anda. İnşallah bu ders dönemi bittikten sonra önümüzdeki sene sadece akademik çalışmalara, tezime odaklanacak olmam tek tesellim. İnşallah yani o da dersleri geçebilirsem. Biyoinformatik alanında uzmanlaşmak isteyenler için neler tavsiye edersin? Kimler bu alanı seçmeli gibi sorularınıza cevap olacak birkaç şeyden bahsedeyim. Öncelikle birkaç programlama dili öğrenin. Belki bir tane öğrenmeniz bile yeterli olur. Ve biyoinformatik çalışan hocaların yanında staj yapabilirsiniz. Bu tarz bir şeylerle biyoinformatik alanında çalışmayı biraz olsun deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten herkesin sevebileceği bir alan değil bence. Seçtikten sonra bazı kişilerin de pişman olabileceği bir alan olduğunu tahmin ediyorum. Ben bile çok sevdiğim halde bir ara böyle bir pişman olur gibi oldum açıkçası. Şu anda günümüzde bilişim sektörü biraz daha ön plana çıktığı için biyoinformatik birçok moleküler biyoloji ve genetik biyoloji temelli öğrenci için cazip bir alanmış gibi görülüyor. Ama dediğim gibi herkesin çalışabileceği bir alan olduğunu düşünmüyorum. Bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız lisans seviyesinde hangi programlama dillerini öğrenmeniz gerekir? Şu anda biyoinformatikte kullanılan, en çok kullanılan programlama dili olarak benim aklıma R ve Python geliyor. Bu ikisiyle başlayabilirsiniz. Zaten bir hocanın yanında staj yaparsanız, üniversitede biyoinformatik çalışan birinin yanında staj yaparsanız o da size kendi üzerinde çalıştığı programlama diliyle biraz egzersiz yaptıracaktır diye tahmin ediyorum. Ama tabii size özellikle şu an online eğitim devam ederken internetten online kurslarla biraz başlangıç yapmanız iyi olur. Hem de kodlamayı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Bunu biraz daha iyi anlarsınız. Böyle. Yine çok konuştuğum bir video oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Önümüzdeki haftalarda Ramazan vloglarıyla inşallah daha çok görüşeceğiz. Öyleyse bir başka videoda görüşmek üzere.